أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين صدق الله العظيم. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde Sad suresi 86 ve 87. ayeti cellelerin açılımını yapacağız. Estaûzu billah, bismillahirrahmanirrahim. Kul mâ es'alukum aleyhi min ecr. Ey Habibim Muhammed, sen o insanlara de ki, ben size anlattığım Allah'ın ayetlerinden dolayı, size tebliğ ettiğim Kur'an ayetlerinden dolayı min ecr. Sizden bir ecir istemiyorum, bir mükafat istemiyorum, bir ödül istemiyorum. Yani Rabbim bana vahyettiği Kur'an ayetlerini ben de aynen size aktarıyorum, size anlatıyorum. Çünkü Rabbim beni tebliğ etmekle, Kur'an ayetlerini size anlatmakla yükümlü kıldı. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ Ey insanlar, ben Kur'an ayetlerini Allah'ın vahyini anlatıyorum. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ Ben kafamdan izhar ettiğim, efhamımdan uydurduğum bir şeyle sizi yükümlü tutmuyorum. Size anlattığım Kur'an ayetleri ilahi hüküm, ilahi vasfiyet taşır. O ayetlerin hiçbirinde benim bir dehlim, bir fikrim, bir duygum yoktur. Hepsi Allah kelamıdır. Kardeşlerim, bu ayeti cellele ile beraber müminler de mükelleftir. Müminler, Cenab-ı Hak diyor ki, ey müminler, ey Allah'a iman eden insanlar, Kur'an ayetlerini anlatırken, İslam'ı tebliğ ederken, Allah'ın rızasını görüp gözetin. Kendi fikir yapınızdan ve kendi duygularınızdan kaçının. Yani Kur'an ayetlerinin içine kendi fikir yapınızı, kendi duygularınızı katarak insanlara anlatmayın. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem Efendimiz hayatı dönemince, yaşam boyunca kendisi kendi eli ve emeğiyle, alın teriyle geçinen bir peygamberdi. Zaten bütün peygamberler de kendi alın teriyle, kendi el emeğiyle geçinmişlerdi. Onun için bütün peygamberler bizim hiç de beğenmediğimiz meslekleri yapmışlardır. Kimisi peygamberlerin demirci, kimisi çoban, kimisi esnaf, kimisi de halk tabakasından iş yapan birisiydi. Ancak hemen şunu hatırlatalım ki, hiçbir peygamber bir toplumu sömürerek, başka insanların alın terini sömürerek geçinmemişti. Peygamber Efendimiz de bunu yapıyordu. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz ne buyuruyor Cenab-ı Hak? قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ Ey Habibim Muhammed, sen o insanlara Kur'an'ı tebliğ ettiğin, anlattığın o insanlara de ki, ben Kur'an'ı anlatırken, Kur'an'ı size tebliğ ederken ne yapıyorum? Bundan dolayı sizden bir mükafat, bir ecir, bir ödül istemiyorum. Bunu tamamen Rabbimin bana yüklediği bir görev olarak kabul ediyorum. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ Ve ben kendi fikirlerimi size aktarmıyorum. Yani sizi yükümlü tuttuğum, sorumlu tuttuğum Kur'an ayetleri tamamen Allah'ın emridir. Bunlar benim fikirlerim değil, benim duygularım değil, benim düşüncelerim değildir. Evet kardeşlerim, dikkat ederseniz Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ebubekir Sıddık aleyhisselamla hicret yolculuğuna çıktığında müşrikler Mekke'den peşlerine takılmışlardı. Öyle ki Süraka isminde bir yol gösterici, bir yol sürücü, iz sürücü Resul-i Ekrem Efendimiz'i hemen de yakaladı. Birinci yakalayışında atının ayakları kuma gömüldü. Süraka bir tereddüt geçiriyordu. İkinci kez yine atından düştü.
Üçüncü tam yakalamıştı ki Resul-i Ekrem Efendimiz ne buyurdu? Ey şüraka, istemez misin İran'ın Fars hükümdarının sarayının altın halkası senin olsun? Evet kardeşlerim, bakınız Resul-i Ekrem Efendimiz daha nübüvvetin ilk başından sonuna kadar anlattığı Kur'an ayetlerinden dolayı, tebliğ ettiği Kur'an ayetlerinden dolayı hiç kimseden bir ödül, bir mükafat, bir ihtişam ve ücret beklemedi. Böyle bir şey aklına da gelmedi. Ve zaman geçiyor, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Fars hükümdarı tamamen fethediliyor. İran toprakları İslam devletinin içine katılıyor. Ve Süraka da o savaştadır. Komutan diyor ki, Süraka neredesin? İşte peygamberin vaadi burada. Bu altın halka senin olsun. Bu altın halka senin. Bunu hicrete giderken peygamber sana vaat etmişti. Evet kardeşlerim. Kul ma es'alukum. Ya Muhammed, sen onlara de ki ben sizden istemiyorum. Ne? Aleyhi min ecr. Size anlattığım Kur'an ayetlerinden dolayı sizden bir ecir istemiyorum. Hiçbir ecir, hiçbir ödül, hiçbir ihtişam, hiçbir ücret peşinde olmayan bir peygamber. Bütün peygamberler de öyleydi kardeşlerim. Bakınız, hayatı boyunca halktan biri gibi yaşadı. İhtişamı dünyayı bir tarafa bıraktı ve halktan biri gibi halkın arasında, halkın içinde oturduğu yerde sıradan halktan birisi gibi oturuyordu. Bize de diyor ki, bize Resul-i Ekrem ve Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki, ey insanlar, sizler de Kur'an'ı anlatırken, İslam'ı tebliğ ederken kesinlikle herhangi bir ücret peşinde koşmayın. Bir ihtişam peşinde koşmayın. Başkalarının alın terlerini bir yana bırakın. Allah rızası için tebliğ edin. Allah rızası için anlatın ve rızayı bari peşinde koşun ki ukba yurdunda müminler için, iman eden insan için en ihtişamlı, en gösterişli, en verimli şey cennet hayatıdır. İşte onu istiyorsanız rızayı bari gözeterek Kur'an'ı anlatın, Kur'an'ı tebliğ edin. Kardeşlerim, televizyon kamerasında İslam'ı anlatanları görüyoruz ki milyarlarca para peşinde koşuyorlar. Bazı mürşidi kamilleri görüyoruz ki efendim bir takım alışveriş merkezleri kurarak tarikatına, cemaatine, örgütüne para kazandırmaya çalışıyorlar. Resul-i Ekrem Efendimiz isteseydi en güzel şekilde serbest sahibi olabilirdi ve kazandığı malını da kendisi için harcayabilirdi. Bir sakıncası da yoktu. Ama Allah'ın peygamberi bunu yapmadı. Çünkü Allah Celle Celaluhu peygamberinden, Resul-i Ekrem Efendimiz'den ücret karşılığı değil, Allah'ın vahyini Allah rızası için anlatmasını, tebliğ etmesini istiyordu kardeşlerim. O da bunu yaptı. Değerli kardeşlerim, bakınız Ebu Cehil'in yanına, Utbe bin Nafi'nin yanına koşanlar, Resul-i Ekrem Efendimiz'den insanları uzaklaştırmak için onlara para veriyorlardı. Eğer köleyseler onların hürriyetlerini satın alarak serbest bırakıyorlardı. Daha başka ihtişamlar, kızlar, kadınlar sunuyorlardı. Ve bir gün birisi gelir, ya Muhammed, ben bir köleyim. Eğer iman etmez ve senin yanında olmazsam, Ebu Cehil beni satın alarak azat edecek. Sen ne verirsin bana? Altınlar, gümüşler sunacak bana. Resul-i Ekrem Efendimiz, ben sana cenneti veririm. Ben sana Allah rızasını veririm. Kardeşlerim, biz tebaasından para toplayan mürşidi kamil gibi düşünmüyoruz. Biz İslam'ın hakikat dönemini yaşaması gerektiğine inanıyor ve kimsenin parasıyla, iltifatıyla ilgilenmiyoruz. Çünkü Resul-i Ekrem iltifat ile ilgilenmedi. Resul-i Ekrem Efendimiz Kisra'nın sarayındaki altın halka ile ilgilenmedi.
Resul-i Ekrem Efendimiz efendim bağla bahçeyle ilgilenmedi. Resul-i Ekrem Efendimizin bir sarayı yoktu, bir koltuğu yoktu. Cübbesinin rengi halktan biri gibiydi. Halk gibi giyinir, halk gibi gezer, halk gibi düşünür ve Kur'an'daki ilahi vahyi yani ayet-i cellelerin derinliğini halka Allah rızası için anlatırdı. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. El-Fatiha.